Tamam mı abi? Buyurun Sayın Başkan. Değerli turizmci esnaflarımız ve emekçilerimiz, saygıdeğer Marmaris yaşayanları ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hayatlarını diğer insanların sağlıklarını adayan tüm sağlık emekçilerinin gününü kutluyorum. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor. En zor günlerimizde halkımız için fedakarca çalışan doktorlara giderlerse gitsinler diyenleri ise Yüce Türk milletinin vicdanlarına havale ediyorum. Bugün sizleri seslerinizi Ankara'ya duyurmak, dertlerinizi dinleyip sorunlarınızın çözümlerine katkı sunmak için toplandık. Bizi yalnız bırakmayan ve mücadelemize destek olmak için Marmaris'e gelen Muğla Milletvekilimiz Avukat Burak Erbay'a ve bugün bizi misafir eden Lighthouse İşletmecisi Aykut Bey'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok değerli turizmci emekçilerimiz, turizm her yıl milyarlarca dolar dövizin Türkiye'ye girmesini sağlayarak ülkemizin cari açının kapatılmasına destek olan ve yüz binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan en önemli sektörlerin başında gelmektedir. 54 sektörü doğrudan etkileyerek ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. AKP hükümetinin bu lokomotif sektöre gereken önemi vermemesi sebebiyle Türkiye'nin turizm pastasından hak ettiği payı alamadığı kanaatindeyim. Hepimizin ayrı ayrı çok büyük dertleri olduğunu biliyorum. Ağır enflasyon koşulları altında hepimiz eziliyoruz. Dükkanlarınızın elektrik faturalarını ödeyemez hale geldiniz. Çalışanlarınızın maaşlarını nasıl ödeyeceğinizi kara kara düşünüyorsunuz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz sebebiyle iş yerlerinizi kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızın farkındayız. Bunlar yetmezmiş gibi pandemi, yangın gibi tüm olumsuzluklar turizme ve ekonomisinin %90'ı turizme dayalı olan Marmaris'e büyük bir darbe vurdu. AKP hükümetinin yanlış ekonomik politikaları sebebiyle Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik kriziyle mücadele ediyoruz. Marmaris olarak 2022'ye umutlu ve heyecanlı bir şekilde girmek isterken bir de Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya kaldık. Ama asla umutsuz değiliz. Tüm bu kötü tabloya rağmen sektör temsilcilerinden gelen olumlu haberler 2022 sezonunun iyi geçeceğine ve bir nebze de olsa yaralarımıza merhem olacağına işaret ediyor. Bu zor günleri de hep birlikte omuz omuza vererek atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Ancak bu kadar olumsuzlukla karşı karşıya kalan eğlence sektörü temsilcilerine hükümetin hala eziyet çektirmesini de anlayamıyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte 2 yıl önce getirilen müzik kısıtlamasının pandemi kurallarında gevşemeye gidilmesine rağmen kaldırılmamasını akılla, bilimle izah edebilmek mümkün değildir. Bu kısıtlamanın devam ettirilmek istenmesi turizme vurulan en ağır darbedir. Zaten 2 yıldır işsizlikten evlerine ekmek götüremeyen müzisyenler ve sektör emekçileri hükümetin bu kararı sebebiyle yine bir açmazın içine itildiler. Pandemi ile ilgili tüm önlemlerin kaldırılıp maske yasağının bile uygulanmadığı bu dönemde önlem olarak sadece müzik yasağının kalmasını yaşam tarzına bir müdahale olarak değerlendiriyorum. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur sözleriyle asıl niyetlerini açık edenlerin turizme ve turizm emekçilerine bakış açıları bellidir. Müzik ve eğlence sektörü ile ilgili olarak reformsal değişiklikler yaparak olumlu katkılar sağlamaları gerekirken tam tersi uygulamalar yürürlüğe sokmaları sadece beceriksizlikle adlandırılamaz. AKP'nin hayat tarzlarımıza müdahale ederek ekmeklerinizle oynamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Marmaris'ten Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a sesleniyoruz. Yumruğunuzu masaya vurun ve saat 24 olarak uygulanan müzik kısıtlamasını derhal kaldırın, pandemi öncesindeki uygulamaya geri dönün. Aksi takdirde bu sektörden para kazanan ve evlerini geçindiren yüz binlerce insanın kazancına engel olmaya devam edeceksiniz. Biz milletvekillerimiz vasıtasıyla bu sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirmeye ve bu mücadeleyi kazanıncaya kadar pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Müzik Yorumcuları Derneği gibi meslek birliklerini de bu mücadeleye destek vermeye ve örgütlü hareket etmeye davet ediyorum. Her konuda olduğu gibi müzik kısıtlamasının kaldırılması yolunda da
direne direne kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Ve en önemlisi de ekmeğini turizmden kazanan, ülkemize turist gelirse çocuğuna ekmek götürebilen, evinin elektriğini, su parasını ödeyen çok değerli turizmci arkadaşlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize merhabalar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili olarak şimdi buradan Marmaris'ten önce ilçe başkanımız bir açıklama yaptı. Devamında da gündemle ilgili ben de söz almış bulunuyorum. Az önce başkanımız söyledi. Bugün 14 Mart. Sabahtan Ortaca'daydık. Devlet Hastanesi'ndeydik. Orada da doktorlarımızla, sağlıkçılarımızla beraberdik. Arkadaşlar şu anda ülkenin neresine giderseniz gidin. Ben yakın zamanda Ağrı'daydım, Iğdır'daydık, Kars'taydık, oraları da gezdik. Rize'ye de gittik, Kayseri'ye de. Hangi sektöre giderseniz, kime dokunursanız herkes mutsuz. Herkes umutsuz. Herkes önünü göremez durumda. İşte bugün sabahtan sağlıkçılarımızla birlikteydik. Zor günlerimizde bu Covid'le belasıyla uğraşırken birçok kardeşimizi, arkadaşımızı da kaybettik, hasta oldular. O günlerde gidip sığındığımız o doktorlarımıza, hemşerilerimize maalesef ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı bir laf etti. Giderlerse gitsinler dedi. Gerçekten bu bir vicdansızlıktır. Nefes alamadığımız günlerde o başvurduğumuz doktorlara, sağlıkçılara bunu söylemek vicdansızlıktır. O yüzden onların gitmesini söylemek yerine onların çalışma koşullarını iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyor. Buradan bir kez daha sağlıkçılarımıza, zor günümüzde yanımızda olan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Tam bayram olmasa da gene tıp bayramlarını kutlamak istiyorum. Şimdi sağlıkçılarımız bu durumda. Bunun dışında dediğim gibi kime dokunsak, esnafımıza, tarım üreticimize, narinciyeciye, limoncuya kime dokunsak zor durumda. Bizim Muğla'mız tarım memleketi olduğu gibi de turizm cennetidir. Bizler burada turizmden geçinen insanlarız. Bizim de Köyceğiz'de otelimiz var, işletmemiz var. Yıllarca ben de garsonluk yaptım. Kendi restoranımızda garsonluk yaptım. Turizmin ne olduğunu, ne kadar meşakkatli iş olduğunu bilen bir kardeşinizim, arkadaşınızım. Bizler bu turizm sektöründe çalışan, barda çalışan, mutfakta çalışan, güvenlik görevlisinden, barmeninden, işletme sahibine kadar, teknecisine kadar, otelcisine kadar büyük hizmetler veriyoruz. Verdiğimiz hizmet karşılığında da ödenen vergilerle bu ülkeye katma değer sağlıyoruz. Birkaç rakamlar da çıkardım arkadaşlar. Bakın 2019 yılında toplam 51 milyon turist gelmiş bu ülkeye. Ve 35 milyar dolar para kazandırmışız. Turizm sektörü olarak, barcı arkadaşlar olarak, otelciler, restorancılar olarak, kafe işletmeciler olarak 35 milyar doları bu ülkenin kasasına koymuşuz bizler. Eğer biz olmasak, turizmci çalışanları olmasa bu para devletin kasasına girmezdi. Tabii ki arada yaşanan o süreçte korona sıkıntısı yaşandı. Bakın toplamda 3 milyon civarı insan bu sektörden ekmek yiyor. Sadece birebir çalışan, turizm sektöründe çalışan var. Bunun aileleriyle çarptığımızda 10 milyon kişi etkileyen bir sektördür turizm sektörü. Bu sektörü kimse görmezden gelemez. Kimse yok sayamaz. 7/24 sabahın köründen başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar 24 saat hizmet veren bir sektördür. Uçağın alınmasından, karşılanmasından, otelde yatılmasından, yataktaki çarşafın temizlenmesinden, gezmesine kadar, en son gelip tekrar uçağa götürmesine kadar işte bu sektördeki insanların hizmeti sayesinde bu ülkeye katma değer sağlanmıştır. Kimsenin bunu görmezden gelmeye hakkı yoktur. Zaten Thomas Cook krizi yaşandı, bir iki sene evvel bu problemler yaşandı. Arkasından yangınlar, arkasından hastalıklar, bu turizm sektöründe milyarlarca dolar paranın ülkenin kasasına gitmesini sağlayan turizmcilerimiz zor durumda. Artık bunun birilerinin görmesi lazım. Müzikçiler zor durumda. Bugüne kadar biz bu sektörü ayakta tutan, bu paranın daha da artmasında katkı sağlayan müzik çalışanları, müzik yapanlar, barcılar, barmen arkadaşlar zor durumda. Artık yasaklar kalktıysa, maskeler kalktıysa
Artık bu müzik yasaklarında kalkma zamanı gelmiştir. Sayın CHP ilçe başkanımız seslendi. Biraz da kibarlık yaptı, bakana seslendi. Ama biz biliyoruz ki burada karar veren bakan değildir. Burada gelip artık Marmaris'i de olduğunu, burada da gelmiş, hoş gelmiş, ağaçlar keserek de bir ev yaptı Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bunun muhatabında olduğunu biliyoruz. Ve Marmaris'ten Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Marmaris, Fethiye, Ortaca, Bodrum, Antalya, Aydın, bütün bu bölgelerimiz turizmden ekmek yemektedir. İstanbul'da da İzmir'de de milyonlarca insan turizmden ekmek yemektedir. Artık bu yasaklar kalkmak zorundadır Sayın Cumhurbaşkanı. Artık yeter. Turizmci isyan noktasına gelmiş durumda. Bu insanlar eğer turizm olur ise müzik belli saate kadar, zaten eğlence belli saatten sonra başlar. Bu sektörün yürümesi bu yasakların kalkmasıyla mümkündür. Eğer bu yasaklar kalkar ise işte bu milyonlarca turizmci emekçi kardeşimiz evine ekmek götürebilecektir. Çocuğuna harçlık verebilecektir. O artan elektrik faturalarını, su faturalarını, kirasını ödeyebilecektir. O yüzden onlar adına Muğla milletvekili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Yasaklar kalktı. Maske yasakları kalktı. HES kodu kalktıysa bu müzik yasağı da kalkmalıdır. Bu maskelerden dolayı hastalık engelleniyorsa, geçebiliyorsa bu mikrop herhalde gece 12'den sonra kalkıp dolaşıyor değil Sayın Cumhurbaşkanım. O yüzden bununla ilgili buradaki vatandaşlarımız adına CHP ilçe başkanımız ve Muğla CHP milletvekili olarak sesleniyorum. Bu yasakların bir an önce kalkmasını ve vatandaşlarımızın bu sektörden ekmek yiyen, turizmden ekmek yiyen, güvenlik görevlisinden, çarşafını temizleyenden, barmeninden, bulaşıkçısından, aşçısına kadar, arabayı çekip taşıyan şoför arkadaşımıza kadar herkes adına sesleniyoruz. Bir an önce bu yasakları kaldıran ve bu insanlar da gönül rahatlığıyla evlerine ekmek götürsün, çocuklarına harçlık verebilsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Varsa temsilci arkadaşlardan da bir şeyler söyleyebilir. Birçok yerlerde, turistik şehirlerde, Muğla'nın diğer turistik ilçelerinde de dahil, Marmaris haricinde birçok yerlerde 2.30'da 3'te müzik yayınları kapatılıyor. Evet. Akyaka'da, Bodrum'da. Bunu bizzat gördüm. Niye Marmaris 12'de? Yani böyle de bir sıkıntı var. 2.30'da ben duymadım. Ben orada da yani 2.30-3'te kapanan aynen. Yerler var Akyaka'da. Arkadaşlar da biliyor. Akyaka'da oturuyorum. Arkadaşları vardır. Yani resmiyette olmasa da yerel yönetimlerde öyle inisiyatif gösteriliyor. Her evet. Yerde aynı kural olmasına rağmen diğer yerler daha katı yumuşak uygulanıyor ama Marmaris'te daha katı uygulanıyor diyerek zaten bu bütün... Yani böyle bir adaletsizlik varsa bu da kabul edilmez. Yani bu doğru bir uygulama değil. Yani adaletsiz bir şekilde orada farklı, burada farklı uygulanmaması lazım. Bu konuda da yerel yönetimlere, valilikten, emniyetine, kaymakamlara da oralarda da çağrı yapmış olalım. Böyle bir adaletsizlik varsa bunun da önüne geçilmesi lazım. Sayın Vekilim, bir hafta önce İstanbul'dan geldim, her taraf açık. Ben de aynı bir ay kaldım İstanbul'da, her yer açık. Yani buradan o çağrıyı da yapalım. Yani farklı illerde, İstanbul'da, Ankara'da eğer müzik uygulamaları daha esnetildiyse, bu serbestliği sağlandıysa bir an önce, çünkü şu anda anlaşmalar yapılıyor. Evet, Rusya-Ukrayna krizi yaşanıyor. Ama onun ötesinde de Avrupa'dan rezervasyonlar yapılma ihtimali var. Biz bu misafirleri buraya çağırdığımız zaman bu turizmci işletmenin önünü görebilmesi lazım. Eğer bu yasaklar devam eder ise kendi önünü göremeyecek, gerekli yatırımı ve rezervasyonları, anlaşmaların yapılması mümkün değil. Ama bugünden gerekli tedbir alınırsa onlar da kendilerine göre anlaşmalarını yapacak, görüşmelerini yapacak, rezervasyonlar yapılacak ki yazın gelecek turist gelebilsin. Bunun çağrısını bir kez daha bugün kaçı ayın 14 Mart itibariyle bu çağrı yapıyoruz. Gecikmeden bir an önce bu düzenlemenin, müzikle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Sizler mecliste katakalla kapmanızı istiyoruz. Zaten konuya da bakıpsınız. Ben geliyorum ama işte maalesef karar verici bir kişi olduğu için ondan bekliyoruz. Yani bu çığlığı duysun istiyoruz. Buyur abi. Sayın Bekir, şimdi kanun hepsi aynıdır yani. Türkiye genelinde bir kanun varsa Marmaris için de aynıdır, İstanbul için de aynıdır, Altarya için de aynıdır. Fakat onlar demek ki gayri resmi olarak müsaade ediyorlar bir şekilde. Ne şekilde açıyorlar biz onu bilmiyoruz ama. Adalet olmaz yani. Yani
buradaki insan da ekmek yiyecek. Bakın yerli turist, yerli turist dediğim geçersen, yerli turist saat 12'de müziği kapattığımız zaman bize söylemiş şu. Ya biz Ankara'dan geliyoruz, ben Eskişehir'den geliyoruz, orada bile 2-3'e kadar diyor. Bakın bunu Türk yerli turist söylüyor, yabancı daha da bir şey soruyor. Çünkü saat 12'de, inanın 12'yi bir geçiriyor. Mikrofonlar alabiliriz. Turizm belgesi var mı eski bir yerde? Bunun yaşanması anlamadım. Yani bırakın dediği gibi diğer arkadaşlar bu sadece Marmaris için. Yemin olabilirsiniz. Yani bunu ben birebir yaşayan bir adamım. Tek sıralı bekliyorum. Mesela Denizli'ye gidiyorum. 5'e kadar uçuş açıyorum. 5'e kadar. İnanın. Ülkelerin cevabı olmadı. Yarın mahallelerine gidelim arkadaşlar. Gideriz efendim. Her zaman yanınızdayım. Yani o zaman net. Sayın Vekilim. Evet. İcra sanatçıları, müzisyenler, meslek bilim merkezleri topluluğu üyesi. Aynı zamanda Muğla Şube yöneticisiyim ve Marmaris Uluslararası Dayanışma Derneği başkanıyım. Özel uygulamalardan ziyade, özel uygulamalar zaten Marmaris'te hepimizi canımızdan bezdir, bu ayrı konu. Ama genel olarak Türkiye çapında bir eylem, bir birliktelik, bir oluşum içine girme fikriniz, düşünceniz var mı? Bu bizim için önemli. Açığız her zaman. Yani bugün nasıl doktorların savaşı sabahtan yanında, Türkiye'de bütün her yerde milletvekillerimiz, ilçe örgütlerimiz de yanındaydık. Aynı şekilde nerede ne derseniz, valilikse valilik, saraysa saray, hiç açık bizde çek, açık çek. Yani siz deyin ki toplandık gidiyoruz, her yere gideriz. Biz dün Süleyman Bey'le konuştuk. Mecliste sesimiz olmanızı istiyoruz. Bu konuyu sık sık ısrarla dile getirmenizi istiyoruz zaten. Sesimiz kısılana kadar bağırırız. Onda sıkıntı yok. Rahat ol. Sayın Vekil, oradan bu zamana kadar bu konu İnanın çok az dile getirdi. Yani yok, biz şu abi Melih abi topladı, ekibi çaldırdı. Biz Muğla'da da geçen sene bir organizasyon yaptık. Hakikaten yani hani bir görüşülüyor. 2-3 gün sonra, bir hafta sonra. İşte değil mi? Gerisini getirelim. 3-5 yani, gün bekleyelim. Yarın da valiliğe gidelim. Orada açıklama yapalım. Meclise gelin. Buyurun gelin. Ben orada ağırlayayım sizi. Ne gerekiyorsa. Yani bu söyledim ben. Hassas işte, hepinizin ekmeği burada. Sayın Vekilim, şimdi daha önce Fethiye Belediye Başkanımız açıklama yaptı. Biz onu haberlerden okuduk. Kendileri söyledi, bu tur acentaları nasıl buraya turist getirmekte mükellefse, o turistin getirdiği dövizi ceplerinden çıkarmakla mükellefiz dedi kendisi. Aynen öyle. Kendisi aynen esnaf, böyle çıkaracağız. Aynen, esnafın arkasında kaldı. Şimdi biz diyoruz ki, madem bir deyim var, dinsizin hakkından imansız gelir diye. Bizim başımızda bir tane dinsiz var, o imansızlar da biz olalım, sıkıntı yok. Biz imansız olmaya razıyız. Şimdi bu, madem böyle bir durum var, yerel yönetimlerde kim var? Mülki amirliklerde kim var? Belediye başkanımız var, emniyet müdürümüz var, kaymakamımız var. Onlar bize inisiyatifi göstersin. Göstersin kardeşim, biz bu ülke arkadaşlar. Ya şehrin kötü çocukları olalım, sıkıntı yok. Oluruz, o imansızlığı biz kabulleniyoruz. Biz beraber oluruz, hiç sıkıntı yok. Bunu bu uğurda olacaksak oluruz yani. Yani sizin ekmeğinizi taşın. Fethiye Belediye Başkanı bunu yapabiliyor da esnafın arkasında kalabiliyor. Ya bir ceza yedim 38 bin liraya. 38 bin lira. Resmi enflasyon %18, %16 resmiyeti olan. Ama 90 bin lira kira sahibi olurken mülk sahibi bugün 210 bin lira kira talep ediyor. 5 defa geçti, 38 bin lira ceza yedim. 38 bin lira bir tarafta ceza yedim. Şu anda kapatması cevası zaten. Varlar sokağında. Vekilim, buradaki en büyük sıkıntı bu sene ağırlık İngiliz turisti. İngiliz turiste 12'de git yat dersen o adam bir daha bu ülkeye gelmez. Gelmeden duyar. Rezervasyonu ihtiyaçlar değiştirir. Yani bunu unutalım yani. Aynen. Bu yılki tek umudumuz İngiliz. Şu ana kadar da 1 milyonun üzerinde koltuk var. Çok da iyi rezervasyonlar var. Biz bu müzik yasağını kaldıramazsak İngiltere'de hemen burada duyulan orada da anında haber oluyor. 12'de kapatıyorlarmış, bizi yatağa gönderiyorlarmış diye bir tanesi geldi. İspanya'ya gider, Yunanistan'a gider, her yere gider dedim. Alternatif hazır. Şu anda zaten Barlar Sokağı'ndaki, Sayın Vekilim, Barlar Sokağı'ndaki işletmecilerin şu an işletme sahiplerine sorduğunuz zaman %99'u hepsi aman personelin parası çıksın, harçlığı çıksın, onlar da tam alamıyorlardır. Ciddi anlamda zaten kimse yok. Barlar müzik yasağı olmadan önce de saat 11'den sonra insanlar geliyordu. 8'de 9'da günler uzadı zaten. 10'da dükkanını kapatsa, evine gitti geldi zaten 11'de eğlenmeye çıkıyor insanlar. Şu anda 2 senelik kira borcuyla herkes bu umutlu haberi bekliyor. Şu anda kime sorsanız o pandemi dönemindeki 2 sene bekletmiş olduğu kirası var. Ve şu anda prestij olarak da müzisyenlerin parası çıksın. Elektrik su çıkar mı çıkmaz zaten bu zamlardan sonra. Yani Barlar Sokağı'ndaki esnaf şu anda dükkanını sadece prestij için açıyor. Açığız, ayaktayız demek için açıyor. Ama şu anda herkesin kenarda beklemiş olan 2 senelik ödemesi gereken kirası var. Onun için de bu haberi inşallah en kısa zamanda çalıştırırken
Şu anda 10 kişi çalıştırıyoruz. 20 kişi kenarda bekleniyor. Yani istihdamı da etkileyebilir. Aynen öyle. Bu ülkede hani bizim bölgemizde olan şey deniz ve şey turizm, eğlence turizm. Ve bizim bu hükümet her zaman eğlence turizmde böyle çok kötü bakıyor. Hani böyle başka bir gözle bakıyor. Oysa ki eğlence turizmi olmazsa gerçekten başka ülkelere gidecek bu insanlar. Biz saat 12'de Barlar Sokağı'nda müziği kapattığınızda sokağın içindeki 15 bin tane İngiliz mesela nereye gidecek? Bunlar otellerine gidip yatmak için bu ülkeye gelmiyorlar ya. Bir konu daha çok önemli bir konu var. Patlamaması gereken bir konu. Biz şimdi Barlar Sokağı hakkında konuşuyoruz. Evet biz işte erken açıyoruz ve erken kapatıyoruz. Bizi etkiliyor ama bizim kadar marinadaki kafeciyi, restoran da etkiliyor. Çünkü neden? Oradaki insanlar eğlenceye geliyor. Normalde atıyorum 11-12'ye kadar yatmanda yemek içmek, keyfi yapacak olan insanlar kulübe geliyor. Otomatikman oradaki işletmeler de, kafeler de çok büyük zarar oluyor. Yani bunların hepsi bizimle bağlantılı. Çok ciddi manada biz sıkıntıyız. Özellikle Marmaris olarak. Yani bunun üstünde basa basa söylüyoruz. Marmaris'te çok ciddi bir sıkıntı oluşuyor. Sayın Bey. Böyle bir